İsa Flandre'de. Balzac. Seslendiren Akın Altan. Braban tarihinin oldukça belirsiz bir döneminde, Katzant Adası ile Flandre kıyıları arasında bağlantı, karşıdan karşıya yolcu geçirmeye ayrılan bir kayıkla sağlanmıştı. Adanın sonraları, Protestanlık tarihinde büyük bir ün alan, merkezi Middleburg'da 200-300 ev ya var ya yoktu. Zengin Ostende, birkaç balıkçının, yoksul esnafın ve cezasız kalmış korsanların oturduğu sessiz kasabasıyla bilinmeyen bir limandı. Bununla birlikte 20 kadar evden ve karaya oturan gemilerin kalıntısıyla kurulmuş, 300 kadar kulübe ve barakadan oluşan Ostende kasabasında bir vali, bir milis kıtası, dar ağaçları, bir manastır, bir belediye başkanı, sözün kısası ileri bir uygarlığın tüm organları vardı. O zamanlar Braban'da, Flandre'de, Belçika'da kim egemendi? Söylencede bu konuda hiçbir kayıt yok. Şunu da itiraf edelim ki bu masal, Flaman gece toplantılarında gözde masalcıların, şiiri kadar ayrıntılarında da çelişkiler gösteren tanımlamalarıyla çok kez yaymaktan zevk duydukları belirsizlik, kararsızlık ve söylence havasının garip bir biçimde etkisi altında kalmaktadır. Çağdan çağa anlatıla gelen, ev ev, ocak ocak, ninelerin, gündüz olsun gece olsun, masal söyleyenlerin yineledikleri bu söylence her dönemde ayrı bir renge bürünmüştür. Her çağ, mimarlığının zevkine ve modasına göre düzenlenmiş, fakat kara ve aşınmış kütleleriyle şairlerin gönlünü çeken yapılar gibi bu masalda, yorumcular için, sözcük, olay ve tarihleri kılı kırk yararcasına inceleyenler için çözülemez bir bilmece olurdu. Anlatan buna inanıyor. Nitekim Flandre'nin tüm örümcek tutmuş kafaları da buna inanmışlar ve bu yüzden ne daha çok bilgili olmuş ne de daha çok bilgisiz kalmışlardır. Ancak tüm söylentileri uzlaştırmanın olanaksızlığı karşısında biz yalnızca olayı, anlatılması mümkün olmayan romanesk yalınlığından arındırarak, fakat tarihin kabul etmediği pervasızlığı, dinin onaylamadığı ahlaksal amacı, düşlem gücünün sonucu olan olağanüstü düşlemciliği, bilge kişinin kabul edebildiği gizli anlamıyla anlatacağız. İyiyi kötüden, eğriyi doğrudan herkes kendisi ayırt etsin. Yolcuları Katzant Adası'ndan Ostende'ye geçiren kayık köyden ayrılmak üzereydi. Mal sahibi mavnasını, yolcuların kayığa bindikleri küçük rıhtımın taşlarından birine bağlayan zinciri çözmeden önce, geç kalanları çağırmak için borusunu birkaç kez öttürdü. Çünkü bu son seferiydi. Neredeyse gece olacaktı. Batan güneşin zayıf ışığında Flandre kıyıları şöyle böyle seçiliyor, adada tarlaları çevreleyen kerpiç duvarlar boyunca kıyının yüksek sazları arasında geç kalan yolcuların koşuştukları görülüyordu. Kayık dolmuştu. Bir ses yükseldi. "Ne bekliyorsunuz? Kalkalım!" O anda rıhtımın birkaç adım ötesinde bir adam belirdi. Ayak sesini duymadığı bu adamı görünce kaptan şaşırdı. Bu yolcu, dönüş saatini beklemek için tarlaya uzanmış, boru sesiyle de uyanmış bir rençber gibi birdenbire topraktan çıkmışa benziyordu. Kimin nesiydi acaba? Hırsız mı? Gümrük memuru yoksa polis mi? Adam, kayığın bağlı bulunduğu rıhtıma gelince, kışta ayakta duran 7 kişi, yalnız kalmak, yabancıyı aralarına almamak için telaşla yerlerine oturdular. İnsanın birdenbire aklına gelen bir düşünce, zengin kişilerin içine doğuveren seçkinci düşüncelerden biriydi bu. Yolculardan 4'ü Flandre'nin en soylu tabakasındandı. Önce 2 güzel tazıyla yolculuk eden süvari kılığında bir delikanlı vardı. Uzun saçlarının üzerine değerli taşlarla işlemeli bir kalpak oturtmuş, yaldızlı mahmuzlarını şakırdatıyor ve zaman zaman küstahça, bıyık vurarak diğer yolculara küçümser bakışlar atıyordu. Elinde bir şahin tutan kurumlu bir genç kız, yalnızca annesi ve herhalde akrabaları olan yüksek rütbeli bir papazla konuşuyordu. Bu yolcular, sanki kayıkta kendilerinden başka kimse yokmuş gibi gürültü ediyor, bağıra çağıra konuşuyorlardı. Bununla birlikte yanlarında bir yolcu daha vardı. Geniş bir paltoya bürünmüş olan bu adam, Buruj'un ileri gelenlerinden önemli bir kişilikti. Tepeden tırnağa silahlı olan uşağı yanına altın dolu 2 torba koymuştu. Yanlarında da bir bilgin oturuyordu. Luva Üniversitesi profesörlerinden olan bu adamın yanında da yazmanı vardı. Birbirlerini küçük gören bu kişileri, baştaki yolculardan kürek çekenlerin sıraları ayırıyordu. Geç kalan yolcu kayıya basınca, önce arka yana şöyle bir baktı, yer olmadığını görünce gidip başta oturanlardan yer istedi. Bunlar yoksul insanlardı. Böyle başı açık, koyu renk habadan şatafatsız bir potur ve ceket, kaba ketenden bir gömlek giymiş olan, elinde kalpak ve şapka bulunmayan, kemeri kesesiz ve kılıçsız bir adam görünce, hepsi onun sözünü geçiren ve kendine güvenen, saf öz yapı ve doğaları ülke ressamlarınca güzelce resmedildiği için, zamanımıza kadar yaşamış olan, yaşlı Flaman tiplerine benzeyen, babacan ve yumuşak başlı bir belediye başkanı olduğunu sandılar. Bunun üzerine yoksul yolcular, yabancıyı, geride oturanların fısıltılı alaylarına yol açan saygı gösterileriyle karşıladılar. Zorluklar çekmiş yaşlı bir asker, sıradaki yerini yabancıya vererek kayığın küpeştesine oturdu ve geminin kaplamalarını birleştiren, o balık kılçığı biçiminde uzun tahtalardan birine ayaklarını dayayarak dengesini sağladı. Ostende işçi sınıfından olduğu anlaşılan çocukla bir genç kadın, yeni gelene yetecek kadar yer vermek için çekildi. Fakat bu davranışta ne kul kölelik ne de küçümseme vardı. Bu davranış, bir iyiliğin değerini, kardeşliğin hazlarını bilen yoksul insanların, artan ve eksikliklerini o denli saflıkla anlatan, ruhlarındaki içtenlik ve doğallığı gösteren teşekkür belirtilerinden biriydi. Buna karşılık yabancı kendisine yer verenlere soylu bir davranışla teşekkür ettikten sonra, genç anne ile yaşlı askerin arasına oturdu. Arkasında da bir köylüyle 10 yaşındaki oğlu oturuyorlardı. Kayığın baş üstünde, üstü başı perişan, suratı buruş buruş olmuş yaşlı ve yoksul bir kadın, hemen hemen boş denebilecek heybesiyle, bir yıkım ve kaygısızlık yontusu gibi, büyük bir halat yığınının ortasına büzülmüş oturuyordu. Onu zengin ve güzel zamanlarında tanımış olan kürekçilerden yaşlı bir denizci, bu yaşlı kadını, o canım halk deyimiyle, Tanrı rızası için kayığa almıştı. Yaşlı kadın kürekçiye, "Çok teşekkür ederim, Thomas," demişti. "Bu gece duamda senin için 2 pater ve 2 ey okuyacağım." Mal sahibi borusunu son bir kez öttürdü, sessiz duran kıyıya bir göz attı, zinciri kayıya alarak küpeşte boyundan dümene koştu, yekeyi tutarak ayakta durdu. Sonra iyice denize açıldıkları zaman, gökyüzüne bakıp yüksek sesle kürekçilerine, "Asılın! Daha güçlü asılın!" dedi. "Çabuk olalım! Deniz olacak bu büyücü karı kötü kötü sırıtıyor. Hava patlayacak. Dümenin deviniminden suların kabardığını, yaralarımın sızlamasından da fırtınayı duyumsuyorum." Denizci deyişiyle, kulakları dalgaların sesine alışık olanların anlayabilecekleri bir dille söylenen bu sözler, küreklere telaşlı bir devinim aşıladı ama önceki kürek çekişten ancak bir atın tırıs gidişiyle 4 nal gidişi arasındaki fark kadar ayrılan uyumlu bir devinim. Kıçta oturan kibarlar, bu damarları şiş kolları, bu ateş gözlü yağız çehreleri, bu gerilmiş kasları, küçük bir ücret karşılığında kendilerini boğazdan geçirmek için birlikte çalışan bu türlü insan güçlerini izlemekten zevk duyuyor ve bu yoksulluğa acımak şöyle dursun, kürekçileri birbirlerine göstererek, ağır işin tasalı çehrelerine verdiği kaba anlamlar karşısında gülüşüyorlardı. Başta oturan asker, köylü ve yaşlı kadın, gemicileri, alın teriyle yaşadıkları için çalışmanın şiddetli acılarını ve hummalı yorgunluklarını bilen kimselerin, içten gelen bir sevecenliğiyle izlemekteydiler. Sonra, açık havada yaşamaya alışık olduklarından, hepsi gökyüzünün görünümü karşısında kendilerini korkutan tehlikeyi anlamış, ciddi duruyorlardı. Genç anne, eski bir ilahi okuyarak yavrusunu kucağında sallıyordu. Asker, "Karaya varabilirsek eğer," dedi, "Tanrı canımızı almak için inat etmiş derim." Yaşlı kadın, "Buyruk O'nundur," diye yanıtladı. Fakat bizi yanına almayı buyurmuş galiba. Bakın şu ışıkları görüyor musunuz? Ve başıyla güneşin battığı yeri gösteriyordu. Orada ateş renkli şeritlerin bıçak gibi kestiği kızıla çalan koyu renkli bulutlardan neredeyse kudurmuş bir rüzgar boşanacaktı. Denizden boğuk bir uğultu, derin bir uluma yükseliyordu. Ağzını açmadan hırlayan bir köpeğin uluması gibi. Fakat ne de olsa Ostende uzak değildi. O anda gök ve deniz öyle bir görünümdeydi ki, bunun ne şiirle ne de resimle gerçekteki süresinden daha uzun yaşatmaya olanak yoktur. İnsanın yarattığı yapıtlar güçlü çelişkiler ister. Bu yüzden insan ruhu deviniminde olduğu kadar durgunlukta ve fırtınada olduğu kadar da sessizlik içinde o derin heyecanını bulabildiği halde, sanatçılar herhalde büyük ve güzel şiiri sıradan rengiyle anlatabilmekten umutlarını kestikleri için çoğunlukla doğanın en parlak olaylarını ararlar. Bir an geldi ki ya bir ön duyunun etkisiyle veya gün batarken doğanın susup çanların konuştuğu dua saatlerinde hemen hepimizi saran o dinsel hüzne uyarak kayıkta herkes sesini kesti, göğü ve denizi seyre daldı. Denizde beyaz ve hüzünlü fakat çelik rengini andıran yanar döner bir ışıltı vardı. Gök baştan başa kurşun rengi olmuştu. Batıda ince uzun şeritler halinde kızıl dalgalar görünüyordu. Doğudaysa yaşlı bir yüzün buruşuklukları gibi kat kat bulutlar arasında ince bir fırçayla çizilmiş duygusunu veren kıvılcımlı çizgiler vardı. Böylece denizle gök baştan başa hep yarı renklerden oluşan, gün batımının uğursuz kızıllığını belirten donuk bir fona dönüşmüştü. Doğanın bu görünümü insana müthiş bir duygu aşılıyordu. Eğer halk dilinin pervasız benzetmelerini yazı diline sıkıştırmak mümkün olsaydı, biz de burada askerin "hava bozguna uğradı" deyişiyle köylünün "gök cellada benziyor" yanıtını yinelemekten çekinmezdik. Batı yönünden birdenbire rüzgar çıktı. Gözünü denizden ayırmayan mal sahibi ufukta suların kabardığını görünce "ho ho" diye bağırdı. Denizciler derhal durup küreklerini suyun yüzüne bıraktılar. Thomas soğuk bir tavırla "kaptanın hakkı var" dedi. Tam bu anda kayık büyük bir dalganın tepesinde yükseldi, sonra yarılan denizin dibine giriyormuş gibi indi. Bu olağanüstü devinim, okyanusun bu ani öfkesi karşısında kışta oturanların yüzleri bembeyaz kesildi. "Boğuluyoruz" diye müthiş çığlıklar koparmaya başladılar. Mal sahibi sakin yanıtladı. "Yok canım, hele durun bakalım." Bu sırada rüzgarın etkisiyle tam kayığın üstündeki bulutlar parça parça oldu. Kurşuni kütleler korkunç bir hızla batıya ve doğuya yayılınca, rüzgarla açılan bir boşluktan kayığın üzerine akşam ışığı vurdu ve yüzler aydınlandı. Soylu ve zengin yolcular, gemiciler ve yoksullar, son gelen yolcuyu görünce bir an şaşkınlıkla dona kaldılar. Yabancının altın sarısı saçları, dingin ve kaygısız alnı üzerinde ikiye ayrılıp bukleler halinde omuzlarına dökülüyor, kurşuni boşluk içinde sonsuz bir tatlılık anlatan yüzü Tanrı aşkıyla parlıyordu. O, ölümü aşağılamıyordu. Ölmeyeceğinden emindi. Fakat kışta oturan yolcular, amansız kuduruşuyla kendilerini korkutan fırtınayı bir an için unutuvererek, yine bencil duygularına ve kendi yaşamlarının alışkanlıklarına döndüler. "Doktor, bu şaşkın belediye başkanı" dedi, "hepimizi korkutan tehlikenin farkında olmadığı için ne kadar da mutlu görünüyor. Orada bir köpek gibi oturmuş, can çekişmeden ölecek." Bilginin sözü ağzında kaldı. Fırtına yine saldırıya geçti. Her yandan rüzgar esmeye başladı. Bir topaç gibi dönen kayığın içine su girdi. Genç anne, insanın yüreğini parçalayan bir sesle "ah, zavallı yavrum, zavallı yavrum" diye bağırıyordu. "Kim kurtaracak çocuğumu?" Yabancı, "siz" diye yanıtladı. Bu sesin yankıları, genç kadının yüreğine kadar işleyerek orada bir umut uyandırdı. Kadın Fırtınanın ıslıklarına, yolcuların çığlıklarına karşın bu tatlı sözü işitmişti. Kent soylu, altın torbalarının üstüne diz çökmüş yalvarıyordu. ''Amver'de bulunan kurtarıcı Meryem Ana, beni bu olaydan kurtarırsanız size 1000 liralık mum ve bir altın yonta adıyorum.'' ''Doktor, Meryem burada olmadığı gibi Anver'de de değil.'' dedi. Denizden yükselir gibi bir ses, ''Meryem göklerdedir.'' diye karşılık verdi. ''Kim söyledi bunu?'' Uşak, ''Şeytan söyledi.'' diye aykırdı. ''Şeytan, Anver'deki Meryem Ana'yla alay ediyor.'' Mal sahibi yolculara dönerek, ''Bırakın artık Meryem Ana'yı.'' dedi. ''Çamçaklara, kaplara yapışıp kayığın suyunu boşaltın.'' Sonra gemicilere doğru, ''Siz de hızlı çekin.'' diye ekledi. Hava biraz ara verdi. ''Sizi cehenneme götürmeyip de bu dünyada bırakan şeytanın başı için. Bırakın çabayı kendimizde bulalım. Bu dar kanal tehlikelidir, bilirsiniz. 30 yıl var ki geçerim bu kanalı. Fırtınayla savaştığım ilk akşam bu mu sanki?'' Sonra dümen başında, ayakta durarak bir kayıya, bir denize, bir havaya bakmayı sürdürdü. Thomas alçak sesle, ''Her şey vız gelir bizim patrona.'' dedi. Kibirli genç kız yakışıklı gence, ''Tanrı razı olacak mı bizim bu yoksullarla birlikte ölmemize?'' diye sordu. ''Olur mu hiç genç bayan? Dinleyin beni.'' Kızı belinden tutup kendine doğru çekti ve kulağına eğilerek, ''Ben yüzme biliyorum.'' dedi. ''Kimseye söylemeyin. Sizi güzel saçlarınızdan tutar, yavaş yavaş kıyıya kadar götürürüm. Fakat yalnızca sizi kurtarabilirim.'' Genç kız annesine baktı. Kadın diz çökmüş, papazdan günahlarının bağışlanmasını diliyordu. Fakat papaz onu dinlemiyordu bile. Delikanlı, güzel sevgilisinin gözlerinde annesine karşı zayıf bir acıma duygusu sezince, alçak sesle dedi ki, ''Tanrı'nın istemine boyun eğin. Eğer Tanrı annenizi yanına almak istiyorsa, bu hiç kuşkusuz onun mutlu olması içindir.'' Ve daha alçak bir sesle, ''Elbet öbür dünyada.'' diye ekledi. ''Ve bizim de bu dünyada mutlu olmamız için.'' diye düşündü. Madame Rupolmont, gardaki baronluk mülkünden başka 7 tımar sahibiydi. Genç kız, kilise kilise dolaşarak av arayan, gelinlik kız veya paralı kadın peşinde koşan bu dinsiz, genç ve yakışıklı serüvencinin ağzından yaşamının sesini, aşkının çıkarlarını dinledi. Papaz dalgaları kutsuyor ve artık yapılacak başka bir şey kalmadığından onlara dinginleşmelerini buyuruyordu. Fakat bunu yaparken bile aklı, nefis yemeklerle süslü bir sofranın başında kendisini bekleyen odalığındaydı. Kim bilir, belki şimdi metresi yıkanıyor, kokular sürünüyor, kadifelere bürünüyor yahut da elmaslarını, gerdanlıklarını takıyordu. Böylece çapkın papaz, kutsal kilisenin neler yapabileceğini düşünmek ve bu Hristiyanlara kendilerini Tanrı'ya ısmarlamalarını önererek, avutmak şöyle dursun, dua kitabının sözlerine, düşüncesiz yaşamının acıma ve özlemleriyle aşk sözlerini karıştırıyordu. Soluk yüzleri aydınlatan ışık, türlü anlamlar yakalıyordu. Bu anda kayık, bir dalgayla havalara yükselip sonra bir uçuruma yuvarlanır gibi indi. Güz rüzgarının oyuncağı olmuş kuru bir yaprak gibi bocaladı, teknesi çatırdayıp parçalanacak gibi oldu. O zaman korkunç çığlıklar yükseldi. Ardından da tüyler ürpertici bir sessizlik bastırdı. Başta oturan yolcuların görünüşü, varlıklı ve saygın yolcularınkiyle garip bir çelişki oluşturuyordu. Dalgaların çerden çöpten tekneyi her yutmak isteyişinde, genç anne yavrusunu göğsüne bastırıyordu. Fakat yabancının sözüyle yüreğine doğmuş olan umuda bağlıydı. Her seferinde bakışlarını bu adama doğru çeviriyor ve ondan yeni bir inanç, yani bir annenin inancını alıyordu. Saf yürekli kadın, yaşamını bu adamın ağzından çıkan Tanrı sözüne, aşk sözüne bağlamış, verilen bu sözün yerine gelmesini bekliyor, tehlikeden de hemen hemen hiç korkmuyordu. Kayığın küpeştesine çivilenmiş gibi oturan asker, gözlerini bu garip insandan ayırmıyor, edilgen ve alışkanlıkla geçen bir yaşam boyunca gücünden pek az şey yitirmiş olan zeka ve istemini kullanarak, sert çizgili yağız yüzüne, yabancının yüzündeki dinginlik ve korkusuzluk anlamının aynını aşılamaya çalışıyordu. Asker, bu çok yürekli adam kadar kaygısız ve dingin görünmeyi o kadar çok istiyordu ki, sonunda belki kendi de ayrımına varmadan bu iç gücün gizli ilkesini tümüyle kavradı. Sonra hayranlığı, işten gelen derin bir bağlılık, sınırsız bir sevgi, askerlerin, utkuların parlaklığı ve dehanın göz alıcı büyüsü içinde ilerleyen, komutanlarına tutkunluğuna benzer bir inanca dönüştü. Yaşlı ve yoksul kadın alçak sesle, "Ben ne alçak bir günahkârım," diyordu. "Gençliğimde tattığım zevklerin kefaretini ödeyecek kadar acı çektim mi sanki? Niçin ey alçak, niçin har vurup harman savurdun? Niçin kilise adamlarıyla Tanrı'nın malını, zorbalarla, vergi toplayıcılarla da yoksulların hakkını yedin? Çok büyük bir günah işlemişim. Tanrım, bırak beni de, cehennem yaşamımı, yıkımlarla dolu olan bu dünya yüzünde bitireyim." Yahut da, "Ey Meryem Ana, Hakk'ın anası, bana acı," diye haykırıyordu. "Yüreğini ferah tut analık. Tanrı bir tefeci değildir elbet. Bak ben, belki de haklı ya da haksız, iyi ya da kötü, bir alay adam öldürdüm. Ama öldükten sonra dirilmekten korkmuyorum." Yaşlı kadın, "Ah çavuş efendi," dedi. "Şu kibar bayanlar, bir papazın, kutsal bir adamın yanında bulunmaktan mutludurlar değil mi? Ah, bana da bir papazın, 'Günahlarınız bağışlanacaktır,' dediğini duysam inanırdım." Yabancı, yaşlı kadına doğru döndü. Sevecen ve dostluk dolu bakışı karşısında titreyen kadına, "İnancınız olsun," dedi. "Kurtulursunuz." Yaşlı kadın, "Tanrı gönlünüze göre versin, iyi yürekli efendim," diye yanıtladı. "Eğer sözünüz doğru çıkarsa, sizin için ve kendim için yalın ayak, Notre Dame de Loret'i ziyaret etmeye gideceğim." Doğanın devinmesini tıpkı hayvanlar gibi içgüdüyle izlemeye alışık olan baba oğul iki köylü, Tanrı'nın buyruğuna uyarak ve boyun eğerek, ses etmeden oturuyorlardı. Böylece bir yanda servet, büyüklenme, bilgi, zevk, günah, sanatın, düşüncenin, eğitimin, soylular dünyasının ve bu dünya yasalarının oluşturduğu bir insan topluluğu ve yine o yanda dehşet, çığlık, korkunç kuşkuların karşı koyduğu binlerce değişik duygu, yine yalnızca orada korkunun verdiği bunaltı. Sonra bütün bu canların üstünde güçlü bir adam, bir baş, yazgıya inanan bir kral, "Kutsal Meryem" diye değil, "Çamçaklarım" diye haykırarak kendi yazgısını kendi yaratan, fırtınaya meydan okuyup denizle boğaz boğaza savaşan gemi sahibi. Teknenin öbür ucunda yoksullar. Fırtınaya gülümseyen yavrusunu bağrında sallayan bir anne. Bir zamanlar şen ve mutluyken, şimdi korkunç vicdan azaplarının elinde oyuncak olan bir fahişe. Vücudu yaralarla delik deşik olmuş, bitmek tükenmek bilmeyen bağlılık ve yoksunluklara karşılık, yaşamının kırılıp bozulmasından başka ödül görmemiş bir asker. Gözyaşıyla ıslanmış bir lokma ekmeği binbir güçlükle buluyor, fakat yine de her şeye gülüp dertsiz yaşıyor. Ün ve onurunu bir bardak birada boğduğunda veya kendisini hayran hayran dinleyen çocuklara öykülerini anlattığında mutlu. Geleceğiyle ilgili kararı rahat bir gönülle Tanrı'ya bırakmış. Sonunda sıkıntılarla yoğrulmuş iki insan, dünyanın yaşamak için gereksinim duyduğu emeği, işi simgeleyen iki köylü. Tanrı'nın bu saf kulları, düşünceye ve düşünce hazinelerine karşı kayıtsızdılar ama onları bir inanç uğruna yakıp yıkabilirlerdi de. Çünkü hiçbir şeyi tartışmadıkları, hiçbir şeyi çözümlemiş olmadıkları için inançları da o derece sağlamdı. Bunlar vicdanın temiz, duygunun güçlü kalmış olduğu saf kimselerdi. Acı, yıkım, aşk ve çalışma, istemlerini, yani bilginlerin insanda ruh adını verdikleri şeye benzeyen tek şeyi işlemiş, temizlemiş, yoğunlaştırmış, 10 kat artırmıştı. Kayık, kaptanın olağanüstü becerisi sayesinde kıyıdan 50 ayak açığa, neredeyse Ostende'yi görebilecek bir noktaya geldiği zaman bir anaforla geriye doğru atıldı ve birdenbire devrildi. O zaman nur yüzlü yabancı, çevresinde korku ve acı içinde çırpınan bu küçük topluluğa "İnancı tam olanlar kurtulacaklardır. Beni izlesinler." diyerek kalktı. Güçlü adımlarla dalgaların üzerinde yürümeye başladı. Genç anne de hemen çocuğunu alarak onun yanında denizin üstünde yürüdü. Asker derhal doğruldu ve o temiz diliyle "Cehenneme de gitsen peşini bırakmam. Bırakırsam eğer bana adam demesinler." dedi. Sonra hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermeden o da denizin üstünde yürüdü. Yaşlı ve günahkar kadın adamın peşine takıldı. O da denizin üstünde yürüdü. Köylüler de, "Madem ki onlar suyun üstünde yürüyebiliyorlar, biz neden yürüyemeyecekmişiz?" dediler. Kalktılar, koşarak deniz üstünde yürüyenlere yetiştiler. Thomas da onlar gibi yapmak istedi. Ancak inancı sarsıldığından birkaç kez denize düştü, kalktı. 3 kez düşüp kalktıktan sonra o da denizin üstünde yürüdü. Gözü pek kaptan kendini bir remora, ağırlık gibi kayığın yan tahtalarından birine bağlamıştı. Cimri de imana gelerek doğruldu ama altınlarını da birlikte götürmek istedi. Altınlar kendisini denizin dibine çekti. Yabancı, yolculara denizin üstünde yürümeyi önerdiği zaman, bilgin, bu öneriyi yapan şarlatan ve onu dinleyen budalalarla alay ederek gülmeye başladı ve denize gömüldü. Genç kızı aşığı denizin dibine sürükledi. Papazla yaşlı bayan da belki günahlarından ötürü ama daha çok inançsızlıktan, yapay yorumlara güvendiklerinden, sofuluktan yana ağır, buna karşın acıma duygusu ve gerçek dinden yana hafif oldukları için denizin dibini boyladılar. Köpüklü dalgaların üstünde sert ve sağlam adımlarla ilerleyen inanmışlar kafilesi çevresinde fırtınanın korkunç çığlıklarını duyuyordu. Kafilenin yolu üzerine dikilen dev dalgalar parçalanıyordu. Yenilmez bir güç okyanusu 2'ye bölmüş gibiydi. İnananlar uzakta, sisler arasındaki kıyıda, bir balıkçı kulübesinin penceresinde titreyen zayıf bir ışık görüyorlardı. Ve bu ışığa doğru cesaretle ilerlerken, her biri denizin ulumaları arasında yanındakinin kendisine "Cesaret!" diye haykırdığını duyar gibi oluyordu. Ancak herkes gözünü dikkatle tehlikeye dikmişti. Kimse bir sözcük söylemiyordu. Böylece kıyıya vardılar. Balıkçının kulübesine girip oturdukları zaman, nur yüzlü kılavuzlarını aradılarsa da bulamadılar. O, bir kayanın tepesine oturmuştu. Denizcilerin, ölümle pençeleşirken gösterdikleri o yaman güçle tahtasına sarılmış olan kaptanı da fırtına getirip kayanın dibine attı. İnsan, kayalardan inerek, kazadan yaralı ve güçsüz kurtulan adamı düşmüş olduğu yerden kaldırdı. Kutsal elini kaptanın başına koyarak, "Bu kez zararı yok," dedi. "Ama bir daha yapmayın, çünkü bu çok kötü bir örnek olur." Sonra denizciyi omuzlayarak balıkçı kulübesine kadar götürdü. Bu alçak gönüllü sığınağı açmaları için onun yerine kapıya vurdu ve ortadan kayboldu. O yere sonradan gemiciler için bir mersi, minnet, şükür, teşekkür manastırı kurdular ve İsa'nın olduğu ileri sürülen ayak izleri uzun zaman orada kumun üzerinde kaldı. 1793'te Fransızlar Belçika'ya girdikleri zaman keşişler bu değerli anıyı, İsa'nın dünyayı son ziyaretinin kanıtını alıp götürdüler. 1830 devriminden bir süre sonra oradaydım. Yaşamaktan bıkmıştım. Fakat bana umutsuzluğumun nedenini sormuş olsaydınız, bunu anlatmak benim için hemen hemen olanaksız olurdu. Ruhum o derece yumuşamış, o derece kendini salıvermişti. Zekam, bir batı rüzgarının hafif esintileriyle gevşeyip rahatlıyordu. Gökten üzünçlü bir soğuk çevreye yayılıyor ve başımın üzerinden geçip giden kara bulutlar doğaya uğursuz bir anlam veriyordu. Denizin sonsuzluğu, yani her şey bana, ha bugün ölmüşsün, ha yarın der gibiydi. Nasıl olsa bir gün ölecek değil misin? Öyleyse, böylece şüpheli bir geleceği ve kırılmış umutlarımı düşünerek dolaşıyordum. Bu üzüntülü düşüncelerin etkisiyle denizden yükselen sisler arasında kurşuni kuleleri, o an için bana birer hayalet gibi görünen manastırın kilisesine ayrımında olmadan giriverdim. Yaprak işlemeli başlıkları üzerinde ince kemerler taşıyan sütunların bir araya gelmesinden oluşan bu bir tür ormanı, bu hoş labirenti seyretmek bana heyecan vermedi. Kendi üzerlerinde dönen kapıların açtığı bir yol gibi önümde uzayıp giden yan neflerden kayıtsızca ilerledim. Kubbelerin tepesindeki işlemeli göbekler ve zarif kemerlerin açılarını tertemiz resmeden ince kabartmalar, bir güz gününün belli belirsiz ışığı altında şöyle böyle seçiliyordu. Orklar susmuştu. Yalnızca ayak sesimle karanlık doğa bölmelerinde saklı kalmış ağır ve derin yankılar uyanıyordu. Mihrabın yanında kubbeyi tutan dört büyük sütundan birinin dibinde oturdum. Oradan tapınağın tamamını görebiliyor ve hiçbir şey düşünmeden seyrediyordum. Sütunların oluşturduğu görkemli görüntüyü, büyük kapının ve yan kapıların üzerine mucize türünden yapışmış, demet demet sarkan iri gülleri, asma galerilerde ince uzun sütunlarla birbirinden ayrılmış ve kavis, yonca yaprağı, çiçek biçiminde taştan güzel oymalarla çerçeveli camları, yalnızca gözlerimin mekanik etkisiyle seyrediyordum. Köyün, mihrabın sonunda, usta ellerin işlediği değerli taşlardan yapılmış gibi parıldayan cam bir kubbe vardı. Bu bir solup bir renklenen kubbeye karşı sağlı sollu uzanan iki derin nefin loşluğunda yüzlerce kurşuni sütunun belirsiz gövdesi hayal meyal görünüyordu. Garip bir ışık altında sarmaş dolaş olan tüm bu görkemli kemerlere, arabesklere, su taşı işlemelerine, helezonlara baka baka duyularım bulanık bir durum aldı. Kendimi düşle gerçek arasında buldum. Işığın görme duyuma kurduğu tuzağa düşmüş, bu renk ve biçim kalabalığı karşısında sersemlemiş gibiydim. Bir ara bütün bu işlemeli taşlar o derece belli belirsiz bir biçimde buğulandı ki, onları ancak güneş ışınlarının bir oda içinde çizdiği ışıklı şeritlerde uçuşan tozlara benzer bir altın buharı altında görmeye başladım. Tüm biçim ve çizgileri birbirinden ayırt edilmez duruma getiren bu dumanlı hava içinde gül işlemeler birdenbire ışıklanıp yandı. Kemerlerin kavuşma noktaları, açılardaki kabartmalar, en küçük ve en önemsiz çizgi bile gümüş gibi parladı. Güneşin kızıllaştırdığı camların zengin renklerinde bir pırıltı oluştu. Sütunlar sarsıldı, başlıklar hafifçe gidip geldi. Sanki hafif bir deprem tüm yapıyı sarstı. Saçak kabartmaları yavaş yavaş, neredeyse dikkatlice kımıldıyorlardı. Büyük sütunların çoğu, bir balonun sonunda tatlılıkla kadrilin son bölümünü oynayan, soylu ve zengin bir kadının dans edişi gibi ağırbaşlı salınmalarla gidip geliyordu. Bazı ince uzun sütunlar da başlarında yonca işlemeli başlıklarıyla gülüp oynamaya koyuldular. Sivri kemerler, sırmalı giysilerine hanedan armaları işlenmiş ortaçağ hanımlarını andıran dar ve yüksek pencerelere doğru yürüdüler. Bu külahlı kemerlerin zarif pencerelerle dans edişi bir turnuvadaki çekişmeleri andırıyordu. Az sonra kilisede taşlar yerinden oynamaksızın titredi. Orklar dile geldi ve ben melek seslerinin karıştığı tanrısal bir ezgi duydum. Asılı bulundukları kocaman iki kulenin dört köşe tabanı üzerinde gidip gelmekte oldukları, seslerinden anlaşılan çanların ağırdan eşlik ettiği eşsiz bir müzik. Bu garip cümbüş bana dünyanın en doğal şeyi gibi göründü ve 10. Charles'ı yere sermiş gördükten sonra şaşıramaz oldum. Ben de salıncaktaymışım gibi hafif hafif sallanıyordum. Bu durumsa bana tanımlayamayacağım sinirli bir mutluluk veriyordu. Bununla birlikte tüm bu ılık bayram havası içinde katedralin köyü, mihrabı sanki üzerine kış bastırmış gibi soğuk duruyordu. Beyazlar giyinmiş birçok kadın gördüm ama susuyor, kımıldamıyorlardı. Buğurdanlardan yükselen hoş bir koku ruhuma kadar işleyerek beni kendimden geçirdi. Mumlar alevlendi. Dua kitaplarının konduğu rahle bile sarhoş bir meddah kadar neşeli, bir bando peleği gibi sıçramaya başladı. Katedralin kendi çevresinde her şeyin yerli yerinde durduğu izlenimini uyandıracak kadar hızla döndüğünü anladım. Mihrabın üzerine tutturulmuş olan görkemli İsa yontusu, yüzüme iyilik dileyen ama alaycı bir edayla gülümsüyordu. O kadar ki içime bir korku girdi. Başımı ondan çevirerek uzaklarda, sütunların arasına sızıp, onlara anlatılmaz bir incelik veren mavimsi buharı seyre koyuldum. Sonunda, saçak kabartmalarındaki güzel kadın yüzleri de kımıldadı. İri sütunlara desteklik eden çocuklar da kanat çırptılar. Tanrısal bir gücün beni tutup yükseltmesiyle sonsuz bir sevince kapılarak, tatlı ve rahat bir biçimde kendimden geçtim. Bu şenliğin süresini uzatabilmek için yaşamımı verirdim sanıyorum. Ama tam o sırada birdenbire cırtlak bir ses kulağımın dibinde "Uyan, peşimden gel!" diye bağırdı. Kuruyup küçülmüş bir kadın elimden tuttu ve bu dokunuş sinirlerimi korkunç bir soğuklukla titretti. Yeşilimsi yüzünün buruş buruş olmuş soluk derisinin altında kemikleri görünüyordu. Bu kurumuş, ruhu uçmuş yaşlı kadının sırtında, etekleri tozlar içinde sürünen kapkara bir giysi ve gerdanında ne olduğunu anlamak için dikkatle bakmaya cesaret edemediğim beyaz bir şey vardı. Göğe çevrilmiş kımıltısız gözlerinin yalnızca beyazı görünüyordu. Beni kilisenin içinde peşinden sürüklerken, geçtiği yerlere entarisinden küller dökülüyor ve kemikleri bir iskelet gibi takırdıyordu. Biz ilerlerken arkamda bir çan sesi duydum. Öyle acı, öyle sızılı bir sesti ki, kafamda bir armonikanın yankıları gibi çınladı. Kadın bana, "Acı çekmek gerek," diyordu. "Acı çekmek gerek." Kiliseden çıkıp kentin en çamurlu sokaklarından geçtik. Sonra kadın beni karanlık bir eve soktu ve kırık bir çanın sesini andıran çatlak sesiyle, "Beni koru! Beni koru!" diye haykırarak sürükledi. Dolambaçlı merdivenlerden çıktık. Karanlık bir kapıya vurdu. Engizisyon döneminden kalmışa benzeyen dilsiz bir adam gelip kapıyı açtı. Biraz sonra delik deşik olmuş halılar ve perdelerle süslü, eski örtüler, solmuş ipekliler, kırmızı bakırlarla dolu bir odaya girdik. Kadın, "İşte ölümsüz ve eşsiz hazineler," dedi. O zaman uzun bir meşalenin ve iki mumun ışığı altında iyice fark ettim ki, bu kadın gömütten daha yeni çıkmıştı. Dehşet içinde titreyerek kaçmak istedim. Ancak iskelet kolunu uzattı ve beni demirden, dikenli bir çemberle sardı. O, bu devinimi yaparken, hemen yanımızda milyonlarca sesin çığlığı, ölülerin "Hurra!" diye bağırmaları duyuldu. O bana, "Seni sonsuza kadar mutlu etmek istiyorum," diyordu. "Sen benim oğlumsun." Külleri soğumuş bir ocağın önünde oturduk. Yaşlı kadın elimi öyle güçlü sıktı ki yerimden kıpırdayamadım. Dikkatle yüzüne baktım ve ortasına çömelip oturduğu eski püskü eşyayı inceleyerek bu kadının yaşamını kestirmeye çalıştım. Fakat böyle bir öykü, bir serüven var mıydı? Bunu anlamak olanaksızdı. Onun zamanında masum ve temiz yüzlü gerçek bir Yunan yontusu gibi, sadeliğin her türlü inceliğine sahip genç ve güzel bir kadın olduğunu anlıyordum. "Bildim, bildim. Şimdi tanıdım seni," dedim. Zavallı. Niçin vücudunu erkeklere sattın? Biliyorum. Aşk ve tutku çağında, zengin olunca, temiz ve masum gençliğini, yüce bağlılığını, lekesiz ahlakını, inançlarını unuttun ve ilkel güç ve erkinden, tümüyle tinsel olan üstünlüğünden vazgeçerek, etin güç ve çekiciliğine koştun. Yün giysini atıp, yosundan döşeğini, tanrısal ışıklarla aydınlanan mağaranı bırakarak, elmaslar içinde, lüks ve eğlence içinde parıldadın. Zevkten zevke koşan gözde bir fahişe gibi, küstah ve gururluydun. Her şeyi istiyor, her şeyi elde ediyor, yolunun üzerindeki her şeyi devirip geçiyordun. Gücünden ve etkisinden şaşkına dönmüş bir kraliçe kadar acımasızdın. Bir içki ve zevk aleminden çıkan sanat gibi, sen de zaman zaman tam anlamıyla budalalaşır, sonra birdenbire zeki bir varlık olurdun. Anımsamıyor musun? Şairdin, ressamdın, güzel şarkı söylemesini bilir, neşeli toplulukları severdin. Ama kim bilir belki de sanatı, salt bir özenti yüzünden ve yalnızca görkemli süslemeler içinde uyuyabilmek için korurdun. Namuslu ve alçak gönüllü olman gerekirken, bazı günler her şeyi ayaklarına kapandıracak kadar utanmaz ve şımarık olmadın mı? Sonra terliğini hükümdarların başına fırlatmadın mı? O hükümdarlar ki bu dünyada güç, para ve beceri anlamında ne varsa hepsine sahiptiler. Sen erkeği aşağılıyor ve insan akılsızlığının nerelere dek varacağını anlamanın zevki için bazen aşıklarına dört ayak yürümelerini buyuruyor, onlardan mallarını, hazinelerini, hatta değerleri varsa karılarını bile istiyordun. Hiç nedensiz milyonlarca insanı parçalayıp kum bulutları gibi batıdan doğuya savurdun. Düşünce dünyasının yüksekliklerinden inip kralların yanına oturdun. Ey kadın, sen erkekleri avutacak yerde onlara acı ve sıkıntı verdin. Elde edeceğinden emin olduğun için kan istiyordun. Oysa bir parça unla yetinebilir, nasıl büyütülmüşsen yine öyle pideni yer ve şarabına su katabilirdin. Her şeyde özgün görünmek için gün geldi, bitkin aşıklarına yemek yemeyi yasakladın, onlar da yemediler. Neden bu garip tutkularını, olanaksız olan şeyleri isteyecek kadar ileri götürdün? Neden aşıklarınca şımartılmış bir fahişe gibi bir takım budalalıklara kapıldın da yanlışlarını açıklamaya veya bunları haklı göstermeye yeltenenleri yanlış yoldan kurtarmadın? Sonunda son istediklerini de yaptın. 40 yaşındaki bir kadının aşkı kadar dev bir kükremeyle tüm dünyayı kollarının arasına alıp son bir kez sıkmak istedin. Ama o zamana dek senin olan evren senden kaçtı. Sonra ayaklarının dibine gençlerin ardından yaşlılar ve güçsüzler geldi. Bunlar da seni korkunç ve çirkin bir duruma soktular. Bununla birlikte gözleri kartal gözü kadar iyi gören bazı erkekler bakışlarıyla sana şöyle diyorlardı: şanssız, onursuz öleceksin. Çünkü hainlik ettin. Çünkü genç kızlık sözlerini tutmadın. Çünkü geçtiğin yerlere alnı açık ve huzurla parlayan bir melek gibi ışık ve mutluluk serpecek yerde sirklere ve eğlenceye düşkün, güç ve çekiciliğini kötüye kullanan bir fahişe oldun. Yeniden genç kızlık çağına dönemezsin. Şimdi sana bir efendi gerek. Vaktin geliyor. Ölümü şimdiden duyumsuyorsun. Kılıççıların seni zengin sanıyorlar. Onlar seni öldürecekler. Ama ellerine hiçbir şey geçmeyecek. Hiç olmazsa şu modası geçmiş paçavralarını at da eski durumuna dönmeye çalış. Ama iş işten geçti artık. Sen kendini öldürdün. Sözlerimi bitirince, "Bu değil mi senin öykün?" dedim. Ey yaşlı, köhne, dişsiz ve ateşsiz kadın. Bu değil mi senin öykün? Madem ki artık unutulmuşsun. Madem ki kimse sana bakmaz olmuş. Neden yaşıyorsun? Kimsenin beğenmediği şu süslü püslü entari ne işine yarıyor? Servetin nerede? Neden onu sağa sola saçtın? Hazinelerin nerede? İyi ve güzel ne yaptın? Ne işledin? Bu soru karşısında koca karı kemikleri üzerinde doğruldu. Sırtından paçavralarını attı, büyüdü, parladı, gülümseyerek siyah kozasından sıyrıldı. Sonra bu Hintli yaratık, yeni doğmuş bir kelebek gibi, kılıfından çıkıp yünden bir giysiyle taptaze ve bembeyaz göründü. Altın sarısı saçları omuzları üzerinde dalgalanıyor, gözleri parıldıyordu. Bütün vücudunu parlak bir bulut sarmıştı. Başının üstünde de ışıktan bir halka dalgalanıyordu. Ateşten uzun bir kılıcı sallayarak uzakları gösterdi. "Gör ve inan," dedi. O an uzaklarda biraz önceki katedrale benzeyen binlerce katedral gördüm. Fakat bunlar tablolar ve fresklerle süslüydü. Güzel ezgiler duydum. Sayısız insan, yuvaları içinde kaynaşan karıncalar gibi bu yapıların çevresinde dolaşıyordu. Kimisi kitapları kurtarmaya, el yazılarını kopya etmeye çalışıyor, kimisi de düşkünlere hizmet ediyordu. Fakat hepsi okuyup öğreniyordu. Bu büyük kalabalığın ortasında yine onlar tarafından dikilmiş, dev gövdeli yontular yükseliyordu. Güneş kadar güçlü bir kandilin saçtığı garip bir ışık altında, bu yontuların ayağına şu sözcüklerin kazılmış olduğunu gördüm. Bilim, tarih, yazın. Sonra ışık söndü ve ben yine kendimi genç kızın karşısında buldum. O da yavaş yavaş o soğuk kılıfına, kefenine büründü. Yaşlı kadın durumunu aldı. Akrabam olduğunu bildiğim o adam, mangalının küllerini canlandırabilsin diye yaşlı kadına biraz kömür tozu getirdi. Çünkü hava sertti. Sonra zamanında saraylarında binlerce mum yakılan o kadına, gece dualarını okuyabilmesi için bir küçük kandil yaktı. Yaşlı kadın, "Artık inanan kalmadı," dedi. Bütün güçlerin en güzelini, en büyüğünü, en gerçeğini, en erdemlisini işte böyle bir durumda gördüm. "Uyanın monsieur," dedi. "Kapılar kapanacak." Dönünce kutsal su dağıtan adamın uğursuz yüzüyle karşılaştım. Kolumdan tutmuş sarsıyordu. Katedral, paltosuna bürünmüş bir insan gibi karanlıklara gömülmüştü. Kendi kendime, "İnanmak, yaşamaktır," dedim. Koskoca bir krallığın cenaze alayını geçerken gördüm. Kiliseyi korumak gerek. Son.